Tabii ki ilk konumuz Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı. Savcılık tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'la komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Şimdi detayları almak için ekip arkadaşımız sevgili Burak Emek'e bağlanacağız. Burak, neler söylersin? Narin Güran cinayetiyle alakalı gelişmeler nedir? Son aşamada notların nedir? Söz sende olsun. Evet Nurdan, günlerdir aslında bu iddianame hazırlanıyordu ve 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame bugün tamamlandı. Tutuklu şüpheliler vardı, 12 şüpheli vardı. Bunların arasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile suçunu itiraf etmek zorunda kalan komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi bu iddianamede. Tabii iddianame Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı ve 12 sayfadan oluşuyor bu iddianame. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamelerde nelere yer verildi? Aslında arama çalışmalarının sekteye uğratıldığı tespiti yapılmış. Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu gün kadınlar arasında tartışma yaşandığına da yer verilmiş. 8 Eylül'de bulunmuştu Narin Güran'ın cansız bedeni. 19 gün boyunca aranmıştı ve bu sebeple arama çalışmalarından sonra cansız bedeni bulunduktan sonra kadınlar arasında bir tartışma yaşandığı yönünde ifadeler de jandarma ekiplerinin tutanak halinde bunu ifadeye yansıttıklarını söyleyebilirim. Tutanak halinde. Aynı zamanda aile üyeleri sık sık toplantı yapmış. Bu da iddianamede yer alıyor. İddianamede ayrıca Tavşantepe Mahallesi'nde kolluk görevlerince yürütülen devriye faaliyetleri çerçevesinde aile üyelerinin sık sık toplantılar yaptığı belirlendiği şeklinde iddianameye yansımış. Bu da Tavşantepe Mahallesi'nde günlerce kolluğun orada almış olduğu güvenlik önlemleri sayesinde ortaya çıkmış ve bu sebeple iddianameye yansımış. Aynı zamanda soruşturmada aslında ilk gözaltına alınan kişi vardı. O da Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'dı. Onun kolunda bir ısırık vardı. O izin ise kime ait olduğu tespit edilemedi. Bu da iddianamede yer bulmuş. Aynı zamanda en önemli gelişme de aslında şöyleydi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bunu açıklamıştı. İddianamede 4 kişinin aynı yerde olduğuna ilişkin bir rapor hazırlanmış ve HTS kayıtlarında olay günü saat saat yazılarak aslında yer verilmiş geniş kapsamlı bir şekilde. Anne Yüksel Güran'ın saat 14.28'de telefonu kapandığında ikametinde olduğu, aynı gün saat 15.38'de telefonu açıldığında yine ikametinde olduğu, ağabey Enes Güran'ın olay günü saat 14.30'da telefonu kapandığında ikametinde olduğu, aynı gün 15.41'de telefonu açıldığında yine ikamette bulunduğu, ayrıca tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın da olay günü saat 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, saat 10-15-19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu, zaten evleri karşı karşıyaydı Salim Güran ile Arif Güran'ın evi, saat 15.20'de ahırın oraya geçiş yaptı ve saat 16.10'a kadar Arif'in evinde ve müştemilatında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın ise, yani suçunu itiraf etmek zorunda kalan aynı zamanda komşu olan şüphelerden biriydi. O da tutuklu olarak bulunuyordu. Nevzat Bahtiyar'ın ise olay günü saat 15.08'de Salim Güran ile telefonda görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif'in ikameti ve civarında olduğu, yani saat 15.27 sıralarında Arif'in evine geldiği, evde bulunduğu, aynı gün saat 15.35'e kadar Arif'in ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı ve saat 16 sıralarında Narin'in cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edilerek Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay günü öncesinde ve sonrasında birlikte hareket ettikleri burada yer verilmiş. Aynı zamanda jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı yerde olduğu tespitine yer verilmiş. Bu şekilde yapmış oldukları çalışmada. Tabii bir ayrı bir detay daha var aslında. Burada tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın
Olay günü yani Narin Güran kaybolduktan sonra ve öldürüldükten sonra amca Salim Güran'ın cesedin bırakıldığı yere gittiğini ekipler tespit etmiş ve iddianameye yer vermişler. Burada neler yazılmış hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Narin Güran'ın cansız bedenin bulunduğu yeri aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda Eğer Tutmaz Deresi'ni yani Tavşantepe Mahallesi'nin hemen 2 kilometre aşağısında bulunan Eğer Tutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtilen iddianamede olay günü bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiği jandarma ekipleri tarafından tespit edilmiş bu kamera çalışmalarında. Bu hususun dar alan bas çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu çerçevesinde değerlendirildiğinde kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin şüpheli Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği ifade edilmiştir şeklinde iddianamede yer verilmiş. Bir de aslında bu da çok önemli çünkü ağabey Enes Güran da tutuklular arasında bulunuyordu ve bulunduğu Diyarbakır Bir Nolu T tipi kapalı cezaevi infaz kurumunda yapmış olduğu görüşme kayıtlarında kayıtları da savcılık tarafından incelenmiş ve bu incelemeler sonucunda çok sayıda telefon görüşmesiyle kapalı görüşe ilişkin görüşme kayıtlarında yapılan incelemede ve bu çalışmalarda 17 Eylül'de Enes'in küçük kardeşiyle arasında geçen bir telefon görüşmesine yer verilmiş ve Enes Güran kardeşine "Abican kimseyle konuşma, kendine dikkat et" şeklinde beyanda bulunduğu, ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmede de birkaç kez adli tıp raporunu kastederek "Rapor geldi mi?" şeklinde sorduğu bir görüşmesinde de "Narin benim diş fırçamı kullanmıştı, bir şey çıkar mı?" diye ağabeyine sorduğu hususlar tespit edilmiştir ve iddianame bu şekilde 12 sayfadan oluşuyor. Bugün tamamlandı. İddianamede tutuklu şüpheliler amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, evet, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da Bahtiyar hakkında iştirak halinde, evet, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyor diyelim ve sözü size bırakalım. Çok teşekkürler Burak. Emek aktarmış olduklarının için kolaylıklar diliyoruz.